Merhabalar, bugünkü aracımız 2017 model Volkswagen Tiguan. Aracımızın orijinal sisteminde MIP2 diye adlandırılan bir ana ünite var. Nasıl anlıyoruz MIP2'yi? İlgili torpido içerisinde SD kart yufalı bir parça varsa ana ünite burada, burası ekrandan ibaret. Bu MIP2 standartındaki araçların orijinalini bozmadan bir özel bir parça vasıtasıyla birçok özelliği aracın sistemine kazandırmış oluyoruz. İşlemi ilk önce nasıl gerçekleştiriyoruz ondan bahsedelim. İlgili ana ünitenin arkasına bir telefon ebatı büyüklüğünde bir parçamız var. Bu parçanın adı interface. Soket sokete takıyoruz. Kesme biçme olmadan ilgili yapıya dokunmuyoruz. Sadece torpido içerisindeki şu ana ünitenin arkasına gizliyoruz o yapıyı. Sistem tamamıyla buradan kontrol ediyor. Ana menü üzerinden şöyle bir ana ekrana dönelim. Kaynak seçimi AUX yapısı üzerinden çalışıyor. Yani taktığımız parçanın sesi aracın içerisine yayılması için ilgili medya seçiminin AUX'da kalması lazım. Sonrasında sistem sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Nasıl çalışıyor? Aracı her bindiğimizde otomatik Apple CarPlay bizi karşılıyor ya da Android Auto. AUX'da kaldığını düşünüyoruz. Şu anda aracı stop edip çalıştırmadığımız için otomatik bağlantıyı gösteremiyorum. Şöyle manuel geçiş yapacağım. Menü tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyoruz. Yeni takılan parçanın arayüzüne erişmiş oldu. Yani ikincil bir arayüz kazandırmış oldu. Neler kazandırıyor bir arayüz? Apple CarPlay'i kablosuz, Android Auto'yu kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma kablolu. Torpido içerisine çektiğimiz USB portu üzerine çalışacak. Yine aynı USB portu üzerinden videolar ya müzikler açabiliyoruz. HDMI-in kaynağı bu araçta uygulamadık ama uygulanabilir. Nedir bu kaynak? Apple TV, Android Box gibi uygulamaların HDMI out olan parçalar buradan takılıp buradan görüntülü alınabilir. Ön kamera bu araçta uygulamadık. Bir eklentimizde geri görüş kamerası oldu. Birazdan onun detaylarına bahsedeceğim. Kullandığımız geri görüş kamerası. Boş ya da ileri vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse araç 2017 model Volkswagen Tiguan. Bu araçların MIP2 ana ünitesi olan yapısına bu bahsettiğimiz parçayı sorunsuz bir şekilde takıyoruz. İlgili MIP2 ana ünitenin arkasına sokete taktığımız bir parça var. Bu parçanın sesi aracın sistemine AUX üzerine yansıyor. Bluetooth altyapısında yine aracın kendi mikrofonunu kullandırıyor ve birazdan Apple CarPlay'de göstereceğim gibi sorunsuz bir CarPlay deneyimi ya da Android Auto deneyimi kazandırmış oluyor. Şöyle Apple CarPlay arayüzü, standart arayüz, dokunmatikte çalışıyor, ilgili tuşlarda çalışır. Şöyle Spotify'a geçelim, bir müzik açarak gösterelim. 3 fonksiyon olarak çalışıyor burası. Ses açmalar, ses kısmı, şarkı geçişlerini direksiyondan yapalım. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 25 derece. Gibi kullanıcı bu şekilde CarPlay'i kablosuz, Android Auto'yu da bu şekilde kablosuz kullanmış oluyor. Çıkış yaptık. Bizim interfeysin arayüzüne erişti. Diğer özellikleri buradan kontrol edebiliyoruz. Geri görüş kamerasındaki detayı da gösterelim aracı çalıştırarak. Bir vites aldık. Kameramız devreye girecek. Kullandığımız kamera özel bagaj açma kısmına takılan OEM Fit diye adlandırılan bir yapıda. Trajektör desteği bu şekilde. Trajektör desteği geliyor. Aracın orijinal park sensörleri de çalışmaya devam eder. Ön park sensörü devrede. Bir vites aldık. Kameramız devrede. Arka park sensörünü şöyle bir araca yaklaşarak gösterelim. Çalışıyor ve diyaframı da ilgili kısmı almış oluyor. Boşa bir vites aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Tekrar etmek gerekirse araç 2017 model Volkswagen Tiguan. Bu araçlar Passat da olabilir, Polo da olabilir. Yani MIB2 ana ünitesi olan tüm Seat, Skoda, Volkswagen grubu araçlara bu ilgili parçayı sorunsuz bir şekilde entegre edebilir durumdayız.